CHP'de bir değişim olması gerektiğini sadece ben dile getirmiyorum. CHP'li üst düzey isimler de bu konuyu dile getiriyor. Bunlardan birisi de Umut Oran, Kurultay öncesinde dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Bir kitapçık yayınladı. Kitapçık oldukça uzun ama kısa bir özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Siyasi partiler bu haliyle 50 yıl sonuna var olacak mı diyor. Atatürk'ün iki büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderinin aynı olduğunu, biri yıkılırken diğerinin ayakta kalmasının mümkün olmadığını vurguluyor Umut Oran. Geleceği planlamayanların sadece hayal kırıklığı yaşayacaklarını dile getiriyor. CHP ömür boyu ittifak yapma zorunluluğundan kurtarılmalıdır. Gerekliyse sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılabilir ya da yerel seçimlerle ilgili örgütün görüşü alınarak il ilçe bazında ittifak yapılabilir. Aksi takdirde ittifakı sürekli kıldığınızda kendi öz gücünüzü, öz ideolojinizi ortaya koyamıyorsunuz. Ve ittifak ayağınızdaki prangaya dönüşüyor. İttifak ortağı ne der düşüncesiyle gündem yaratamıyor, iddia ortaya koyamıyorsunuz. Sıra dışı kararlar almaya cesareti olanlar için üstesinden gelinemeyecek bir güçlük yoktur. Ancak öncelikle AKP'nin geçen 18 yıla rağmen neden ve hangi yöntemle iktidarını güçlü şekilde devam ettirebildiğini anlamamız gerekir. AKP'nin 18 yıldır iktidarını korumasının ilk nedeni alternatifsizliğidir. AKP'nin her türlü badireye rağmen iktidarda kalabilmesinin diğer sebebi ise her dönemde kendi saflarına taşımayı başardığı meşruiyet olaklarıdır. 2002'den itibaren AKP ihtiyaç duyduğu meşruiyeti önce liberallerden sonra ayrılıkçılardan şimdi de MHP üst yönetiminden devşirmektedir. O halde CHP için atılacak adım hem inandırıcı bir alternatif olmak hem de AKP'nin meşruiyet devirdiği tabanı AKP'den koparmak olacaktır. Bir başka deyişle CHP Cumhuriyet'in temel felsefesine bağlı olan her siyasi partiyi seçmeni ne mutlu Türk'üm diyene ittifakı altında birleştirmeyi hedeflemelidir. CHP'nin yeni kadrolarla ne mutlu Türk'üm diyene ittifakın oluşması için mücadeleye başlaması tüm ezberleri bozacak ve MHP tabanını AKP'den koparacaktır. MHP'li bazı üst düzey yöneticilerin AKP'ye olan bağlılığın herhangi bir anlamı yoktur. Zira MHP tabanı üst yönetime rağmen tavır alabileceğini geçmişte ispatlamış ve İyi Parti bu meşru mücadelenin sonucunda doğmuştur. Kendimizi avutacak cümlelerden uzaklaşarak Türk milletinin kurtuluşu için gerçeklerle yüzleşmek zorundayız diyor Umut Orhan. Gerçeklerle nasıl yüzleşeceğiz? 17-18 yıldır adamlar iktidar oluyorsa biz bir yerlerde demek ki hata yapıyoruz diyeceğiz. 8-9 seçim kaybetmiş bir yönetim hala CHP'nin başında durduğu müddetçe CHP değişmediği müddetçe Türkiye'de değişim olmayacaktır. AKP'nin en fazla beslendiği CHP'de nedir? Kılıçdaroğlu ve çevresindeki kişilerdir, yönetimdir. Bir değişim şarttır. Kurultayda bir değişim olmadığı müddetçe girilecek seçimde yine bir şey elde edilemeyecektir. Muharrem İnce %30'un üzerinde oy aldı. CHP o oranı yakalayamadı. Muharrem İnce başarısız oldu. CHP başarılı oldu. Teşkilatlarda değişikliğe gittiler. İl başkanlarını değiştirdiler. Yönetim olduğu gibi durdu. Ya teşkilat başkanına oy vermiyor ki halk. Genel başkan oy veriyor. 8-9 seçim kaybettiysen onursal genel başkanlık ünvanını da verebilir gerekirse parti sana. Çekil bir kenara gençlerin önünü aç. Umut Oran'ın düşüncelerinde yanlış hiçbir şey yok. Oldukça doğru düzgün bir rapor sunmuş. Ama kim dinleyecek ki? Delegelerin gönlü Kılıçdaroğlu'ndan yana, tabanın gönlü ise değişimden yana. Biz illa Muharrem İnce gelsin demiyoruz. Umut Oran gelsin, Özgür Özel gelsin. Yeter ki CHP'de bir değişim olsun. CHP'de bir değişim olursa inanın bana 10 puan en az bir artış yaşanacak. O da en az diyorum. Geçmişte inönü de diretti 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 bırakmadı. Bülent Ecevit kongrede devirdi. Daha sonra Bülent Ecevit liderliğinde seçime giren CHP ilk seçimde iktidar oldu. Bülent Ecevit de başbakanlık koltuğuna oturdu. Ama yok, biz muhalefetle devam edelim. İş bankasındaki hisselerimiz devam etsin. Akıllı binalarda oturalım. Meclis'te hep eleştiren olalım, hep muhalefet olalım. Onlar iktidar olsun. Biz sorumluluk almayalım. Biz eleştiren tarafta olalım diyorsanız, buyurun devam edin. Bu şekilde devam edin. Değişmeden devam edin. Aynı şekilde devam edin. 9, 10, 11, 12, 13, 14 seçime kadar yolu var bunun. Ama 13. seçim, 14. seçimde Cumhuriyet Halk Partisini daha bulabilir misiniz siz? En fazla bir şansınız daha var. Yine başarısız olursanız CHP seçmenini komple bu partiden koparırsınız. Başka bir oluşum çıkar. Başka bir parti çıkar. O parti belki de iktidara gelir. CHP'den ümidini kitleler koparmış olur. Hiç kimse darılıp gücenmez. CHP seçmeni işte bu Atatürk'ün partisidir diyerek birçoğu gidip oy veriyor. Büyük bir bölümü de ne yazık ki gitsem ne olacak bir şey değişmeyecek diyerek sandığa gitmiyordu. Birinci dip dalgasını Muharrem İnce başlattı. Ve gitti vatandaş oyunu kullandı. %30'un üzerinde de rekor bir oy aldı CHP tarihinde. İkinci dip dalgasını da Mansur Yavaş, üçüncü dip dalgasını da büyük bir şekilde Ekrem İmamoğlu başlattı. Efsane oldu. E demek ki halk bir şey bekliyor, bir kurtarıcı bekliyor, bir değişim bekliyor. Ama bu kurtarıcı kimse kusura bakmasın Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yöneticiler değil. Bir değişiklik olursa, bir değişim olursa Cumhuriyet Halk Partisi güçlenecektir. Hatalarımızı konuşuyoruz, yanlışlarımızı konuşuyoruz diye bize küfredenler, sövüp sayanlar oluyor. Ya iktidar olalım demenin neresi suç? Muhalefette kalalım demiyorum. Eleştirelim, zırvalayalım demiyorum. İktidar olalım diyorum, değişelim diyorum. Ben bir son önceki seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık yüreklilikle buradan dile getirdim. İyi partiye oyumu verdim diyorum. Milletvekilliği seçiminde Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gittim Muharrem İnce'ye oy verdim diyorum. Ben CHP'ye oy vermek istiyorum. Ama CHP değişsin. CHP değişmediği müddetçe ben bu yönetime gidip de oy veremem. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Melahattin İhsanoğlu'nun aday olduğu seçimde ise sandığa gitmedim. Benim gibi birçok kişi de gitmedi. Baktığınız zaman eğitimli kesimin, çağdaş kesimin bir değişim istediğini göreceksiniz. Tabanda da bir değişim talebini göreceksiniz. Girilen birçok seçimde bakın bu 23 Haziran seçimlerinde plajlar kapalıydı. Plajlara gitmedi vatandaş. Tatile gitmedi gitti Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Çünkü kazandıracağız biz ona dedi ve 806 bin fark atıldı. Bu büyük bir mucizeydi. CHP seçmeninin büyük bir bölümü bunlardan bir halt olmaz. Bir şey değişmez. Benim oyumla mı değişecek diyerek büyük bir bölümü sandığa gitmiyordu. Ama AKP seçmeni öyle değil. 80 yaşındaki, 85 yaşındaki teyzeler, nineler bastonuyla, tekerlekli sandalyesiyle büyük bir aşkla gidip AKP'ye oy veriyor. Liderlerine oy veriyor. Büyük bir aşkla sandığa sabahın erken saatlerinde gidiyorlar. Ama bir önceki seçimlere bakın plajlar doluydu. Bunu bildikleri için biz seçimi tekrar ettirirsek, YSK seçimi iptal ederse Haziran ayında yapılacak seçimde Ekrem İmamoğlu kazanamaz diyordu yandaş yazarlar. Çünkü CHP'liler tatile gider diyorlardı. Ama oyun bozuldu, plajlar kapandı, bomboştu Çeşme'si, Alaçatı'sı. Gittiler İmamoğlu'na oy verdiler. AKP Anadolu'dan otobüs otobüs vatandaş taşımasına rağmen İmamoğlu 806 bin fark attı. Doğru düzgün vizyon sahibi bir lider olursa, CHP'de değişim olursa iddia ediyorum o 806 bin fark 8 milyona çıkar çıkacaktır da. Umut Oran'ın raporunun devamını okumak isterseniz aşağıya bırakmış olduğum linki kullanabilirsiniz.